Başarmak sizin için nedir? Çevrenizdeki insanların yaptığınız herhangi bir iş doğrultusunda sizi başarılı bulması mı? Yoksa sizden pek de haz etmeyen, yaptığınız her işte bir kusur bulan, olumsuz yorumlarıyla sürekli canınızı sıkan insanlara acaba bu sefer ne söylesem sorusunu sordurmak mıdır? Sizi bilmem ama ben gerçek başarının sessizlikten geçtiğine inanıyorum. Bir ortamda herkesin susmasını, eleştirecek bir nokta düşünmesini sağlamak benim için başarının ta kendisidir. Şu günlerde azim ve kararlılıkla çıktığım bu yolun 6. yılındayım. 2015 yılı öncesindeki süreçte ciddi bir kilo problemim vardı ve bu hayatımın tamamını etki ediyordu. Yaşıtlarıma göre fazla iri olduğum için okul sıralarına oturmakta zorlanıyor, standart bir dönercinin, standart bir menüsünü, standart bir çocuk gibi yemek istediğimde mekandaki çalışan dahil herkesin anlamsız bakışlarına maruz kalıyordu. Tahmin edersiniz ki onlar gibi koşup uçup kaçamadığım için arkadaşlarım beni futbol, basketbol, voleybol ve benzeri gibi oyunlarda aralarını almak istemiyorlardı. Bütün bu ve bunun gibi konular bir kenara dursun. Her şeye rağmen hayat dolu bir çocuk olsam da, çevremdeki insanlar her bir kalkışmamda fikirlerini sorsam da, sormasam da istediğim şeyi neden başaramayacağım konusunda hep bir ağızdan olumsuz yorumlarda bulunup beni gerçekten incitiyorlardı. 2014 yılına geldiğimizde sosyal açıdan her konuda fazlaca mobbinge maruz kalmış. İster istemez gözlerindeki ışık, çocukluğun verdiği enerjisi tükenmiş, içine kapanık obez bir ergendi. Tartılar 119'u gösteriyor, her geçen gün biraz daha hayattan kopmaya başlıyordum. Ve artık o gün gelmişti. Artık yeter. Sadece normal bir insan olarak normal bir hayat sürmek isterken, yaptığım her şeyin, yaşadığım her duygunun, her hevesin çevremdeki insanlara anormal gelişine artık bir dur demeliydim. Önce kendi kafamda kurduğum diyetlerle kendime herkesten gizli aç bırakıp bir 9-10 kilo vermiştim. Büyük bir hataydı ama kararlılık açısından takdire değerdi. Ardından geçen zaman içinde profesyonel diyetisyen eşliğinde ve yürüyüşlerle 5-6 kilo kadar daha verdikten sonra çevremdekiler bendeki değişimi fark etseler de onlara göre tırnak içinde hala kusurluydu. Daha sonrasında eşi benzerine zor rastlanır bir kickboks antrenörüyle tanışmamla hayatım değişecekti. O diğer insanlar gibi değildi. Başaramayacağımı söylemiyordu. Lakin başarabilirsin de demiyordu. Bana başaracaksın dedi. Tabii Sevim hocamın öğrencilerine bir şeyler başartmak konusunda kendi yöntemleri vardı. Ağır antrenmanlar, yediğim tonla dayak, kan, kemik ve gözyaşıyla birlikte yılmadan azim ve kararlılıkla girdiğim bu yolda birkaç ay içerisinde 80'li kilolara kadar inmiştim. Aramızda en kilolu arkadaşımız 120 kilodan 84 kilo düştü. Her şey güzel gidiyordu. Yeni maçlar, yeni zaferler. Pek kimsenin inanmadığı, koşmaktan bile aciz, içine kapanık ve tek istediği bir şeyler başarmak olan bir çocuk bir şeyleri gerçekten başarıyordu. Fakat 2016 yılının başına geldiğimizde maalesef bu başarı hikayesi sekteye uğradı. Büyüdüğüm şehir olan Bursa'dan memleketim Denizli'ye taşınmam gerekince kickboksu bırakmak zorunda kaldım. Hani evet, yeni bir salonda Denizli'de belki devam edebilirdim kickboksa ama buradaki antrenörlerde açıkçası kendi hocamda bulduğum o samimiyeti bulamadığım için kickboksu bırakmak zorunda kaldım. Tabii ki sporsuz, miskin ve tembel geçen birkaç ay içinde kilo almamam imkansızdı. Ve tekrardan 94 kiloya falan çıkmıştım. Bunca azim, kararlılık, onca emeğin avuçlarımın içinden kayıp gitmesi beni bunalıma soktu ve ben yine aynı hatayı yapıp kendimi aç bıraktım. Sürekli kardiyo ağırlıklı aktiviteler yapıp çok çok az besleniyordum. Bazı günler gözlerim kararıyor, yataktan bile kalkamıyordum. Tabii ki hayat aynı hatayı ikinci defa yapınca bana bu sefer faturayı sağlam kesti. 1,5-2 ay gibi kısa bir sürede 80 kiloya düşmüştüm fakat bilanço çok çok ağırdı. Vücudumda hızlı kilo vermeye bağlı olarak ciddi sarkmalar vardı ve bunun için o an yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Artık insanlar kilolu olduğumu söylemiyorlardı. Hatta çevremdeki neredeyse herkes beni takdir ediyor, çok başarılı buluyor.
eskiye göre ne kadar mükemmel olduğumu söylüyorlardı. Artık insanlar benimle alay etmiyordu, bana saygı duyuyorlardı. Her şey mükemmel gibiydi. Peki gerçekten öyle miydi? Değmiş miydi? Sırf birkaç kişi beni başarılı bulacak diye çıplak bedenimde aynaya bakıp ağlamama, gözlerimin çöküşüne, kendime ettiğim bu zulme değmiş miydi? O gün anladım. Başarı insanların seni ne kadar başarılı bulduğuyla ilgili değildir. Asıl başarı hayallerini kendin için, kendi mutluluğun için gerçekleştirip bunun için savaşmakta gizlidir. Sırf diğerleri onu insan yerine koysun ve sevsin diye sonunda kendinden nefret edeceği şeyler yapan biri olarak vücudumdaki sarkmaları toparlayabilmek için spor salonuna yazıldım ve çalışmaya başladım. Kararlılığım sallantıda olsa da azmim beni ben yapan şeydi. Lakin bu sefer farklı olan şeyler vardı. Birincisi, bana yardımcı olacak bir antrenörüm yoktu. Yapayalnızdım. İkincisi, bu sefer birilerine bir şeyi kanıtlamaktan çok kendi bedenime ettiğim bu zulmün bilançosunu ortadan kaldırmak için kendimle savaşıyordum. Bu işin en zor kısmı ise şu. Hayatta başkalarından kaçabilsen de kendinden, kendi bedeninden asla kaçamıyorsun. Çalışmadığın her gün seni rahatsız eden o bedene mahkumsun. Ve bu gerçekten ağır bir tecrübeydi. Salonda çalışanları izleye izleye, internetteki videolara göz atarak, kendimi de gözlemleyerek kendime bir çalışma ve beslenme programı oluşturdum. Yine acı, kan, ter ve gözyaşıyla geçen aylar, yıllar içinde kendimi yeni baştan yarattım. Bazen sakatlandım, bazen incindim ama asla yılmadım. Videonun başında başarının sessizlikten geçtiğine inanan biri olduğumu söylemiştim. Sessiz ve sadece mutlu olmak isteyen bir çocukken çevremdeki herkes hakkında kötü konuşuyordu. Sürekli yorumlar olumsuzdu. Ben bugün sessizce bir şeyler başarmaya devam ediyorum ve onlar da sessizce acaba bu sefer ne söylesem diye düşünüyorlar. Nefes aldığım sürece diğerleri beni başarılı bulsun diye değil, kendi mutluluğum için, kendim için bir şeyler başarmaya devam edeceğim. Hayatımın merkezine aldığım bir mottom var. Önümdeki engeller birer bulut ve ben de o bulutların arkasından ışıldayan güneşim. Bir gün bir rüzgar esecek, bulutlar çekilecek. O gün geldiğinde gölgemde barınamayan herkes güneşimden nefret edecek. Ben Asım Şaylan. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.